El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir din konusundaki sualler ve cevaplar faslında Allah bizleri birleştirdi, beraber kıldı. Ve ilk sual Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki Furkan suresinin 43. ayet-i kerimesini serdetmiş. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor. Buradaki vekil olmak ne demektir diye soruyor. Ayet-i kerimeye bakalım. Furkan 43. Erâeyte men ittehâze ilâhühü hevâhu. Hevasını ilah edilen kişiyi gördün mü? Efe ente tekûnü aleyhi vekîlâ. Sen mi ona vekil olacaksın? Buradaki vekil olmak ne demektir diyor. Eğer bir insan hevasını ilah edinmişse bunun anlamı nedir Allah'a göre? Bir insanın hevasını ilah edinmesi demek, Allah'a ulaşmayı dinememesi demek. Şimdi beraberce bakıyoruz. Allah Teala ne diyor? Câsiye 23. O hevasını kendisine ilah edilen kişiyi gördün mü? Allah onları onların ilmi üzere dalalette bırakır. Onların gıçabetleri üzerine perdeler. Görme hastalarının üzerine basar isimli görme hastalarının üzerine perde çeker. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Kalplerindeki idrak hastalarının mühürlenmesi anlamına gelir. Öyleyse böyle bir insanın görme hastası perdelidir. Yani o da mühürlüdür. Bu kişinin işitme hastası Semi isimli işitme hastası birincisi Basar isimli görme hastasıydı. Perdeli yani mühürlü. İkincisi Semi isimli görme hastası. O da mühürlü. Mühürleriz diyor. Ve onların kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Yani kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz demek. Mühürlenenler uzuvlar değil, hastalar. Öyleyse bu kişinin özelliği neymiş? Hevasını kendisine ilah edinmesi. Bu kişiyi Allah-u Teala ilmine rağmen, o kişi ilim sahibi ama onun ilmi faydasız ilim. Ve o ilmin varlığına rağmen adam doçent olmuş, profesör olmuş ama muhtevadan haberi yok. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi idraksiz. Böyle bir duruma onu getiren nedir? O
onu getiren Allah'a ulaşmayı dilememesi. Ve ifade çok açık olarak geliyor. Nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmesi. Eğer Allah'ı kendisine ilah edinmiş olsaydı, Allah'a ulaşmak için bir dilekte bulunması yeterliydi. Onu mutlaka kurtuluşa ulaştırırdı. Dalaletten de kurtarırdı. Ama onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Müşterek özellikleri görme, işitme ve idrak etme hastalarının mühürlü olması ve bu insanların dalalette olması. İşte Furkan 43'te de tam böyle bir insan var. Hevasını kendisine ilah edinmiş kişi. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi. Allah Teala diyor ki sen mi ona vekil olacaksın? Ne demek vekil? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah kendisine vekil etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resulü de kendisine vekil etmiştir. Otomatik olarak Allah'a ulaşmayı kalbinde dileyen, Allah Teala tarafından bu dilek görülüp de, işitilip de bilinip, derhal Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmeye başladığı her kişi, Allah'ı da, onun Resulünü de kendisine vekil etmiştir. Öyleyse, dikkat edin, vekil edebilmesi için, bir kişinin Allah'ı vekil edebilmesi için, bunun sadece bir tek şartı vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişinin şu dünyadaki durumu ne olursa olsun, ne kadar hayır işlerse işlesin, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi dalaletten kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Kurtuluşu söz konusu değildir. O kişi ne Allah'ı ne de Resulü kendisine vekil etmemiştir. Ama kim Allah'ı vekil ederse, o Resulü de mutlaka vekil etmiştir. Çünkü Allah'a vekil ettiği anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kendisine ulaşan bir bilgi mutlaka Resul tarafından ifade edilmiştir insanlara. O bilginin muhtevası içinde hareket etmektedir. Öyleyse dolaylı olarak Resulü de kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye ise Resul hiçbir zaman vekalet edemez. Vekil, onun vekili olamaz. Biliyorsunuz bir insanı mahkemede temsil eden avukat onun vekilidir. Avukatı vekil edinen kişinin ise Arapçadaki ismi müvekkildir. Vekil edinen demek. O avukatı vekil edinen, avukatı vekil tayin eden kişi müvekkildir, vekil eden. Allah Teala diyor ki sen mi diyor ona vekil olacaksın? Tabiatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle birine vekil olması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte buradaki vekaletin müessesesi, manası bu. Allah razı olsun. İkinci sual. Bu ayet-i kerime ile Kasas suresi 50. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mıdır? Fe in lem yestecibu leke fa'lem ennema yettebiune ehvahum. Eğer bundan sonra sana icabet etmezlerse, eğer o zaman o takdirde sana icabet etmezlerse, sana icabet etmedikleri takdirde, onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ulaşmayı diliyor, dileyin diyor. Ne diyor? Ve gelin bana tabi olun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve tabi olun.
Bu Allah'laşmayı dilemeye davet de davettir. Allah'a ulaşın ifadesi de davettir. Bana tabi olun ifadesi de gene davettir. Eğer senin davetine uymazlarsa, yani gel beni, bana tabi ol da seni hidayet erdireyim davetine uymazlarsa, buradaki davetten murat o. Bil ki onlar heveslerine tabidirler diyor Allah Teala. Ve Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kendi heveslerine tabi olandan daha dalalette kim vardır diyor. Ve men edallu mimmen ittebaa hevahu bi gayri huden min Allah. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İnna Allahe la yehdi kavme zalimin. Allah zalimlerden oluşan topluluğu, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin topluluğunu hidayete erdirmez. Öyleyse hevasına uyanlar, dalalette olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, birinci etap, mürşide tabi olmayanlar, ikinci etap, Furkan suresinin 43. ayet kelimesiyle Kasas suresinin 50. ayet kelimesi arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Evet. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak açısından meseleye bakıyorsak, her iki gruptakiler de tabi olmamışlardır ve hevasına tabidir. Her ikisinde de Allah Teala zaten hevalarına tabi olduğunu açıkça yazıyor. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hevalarına tabi olanlar. Hidayetçiyi seçmediklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de öyle insanlara vekil olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse Kasas 50 ile Furkan 43 arasında bir ilişki olduğu kesin. Üçüncü suali, davete icabet etme ve vekil olma arasında bir ilişki var mıdır? Davete icabet etme ve vekil olma arasında bir ilişki vardır. Kim davete icabet ederse, dikkat edin, davet ikidir. Birinci davet, Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Dilemeye davettir. İkinci davet, Allah'a ulaşmaya davettir. Üçüncü davet, mürşide tabi olmaya davettir. Öyleyse Allah'a ulaşmaya davet, o kişiye furkanlar verilmesinin sonunda geçerlidir. Evvela Allah'a ulaşmayı dileme daveti. Ne oluyor? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Kim diler? Özelliği ne? Allah'a inanacak. Bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanacak. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanacak. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona, bu kişi artık Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Allah ona furkanlar verecektir. Yedi tane furkan verecektir. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olacaktır. Ve Allah-u Teala bu yedi furkanla o kişiyi takva sahibi kılacaktır ve onun günahlarını örtecektir. Bu noktada ne olacaktır?
Bu noktada o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisidir. Birinci talep gerçekleşmiştir. Şimdi bu noktadan sonra bu kişinin yeni durumu söz konusudur. Kendisine furkanlar verilmiş, gören, işiten, idrak eden birisi olmuş. Öyleyse bu noktadan sonra Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. İşte Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala onu huşu sahibi kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktada farklı bir konuma geçecektir. Artık o dördüncü bir faktörün daha sahibidir. Bu dördüncü faktör ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden hemen Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi vardır artık karşımızda. Dördüncü faktör de devreye girmiştir. Üç faktörle Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Dördüncü faktörün devreye girmesiyle Allah'a ulaşmaya adım atmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci talep kabul edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileme talebi kabul edilmiştir. Allah onun üzerine furkanlar vermiştir. Bu noktadan sonra o kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştıracağına emin olan kişi olarak artık Allah'a ikinci safı olarak yönelmiş olan birisidir. Mürşidine ulaştığı zaman üçüncü safhaya ulaşacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek safhası o kişiye Allah-u Teala'nın furkanlar verdiği noktaya kadardır. Furkanlardan sonra bu kişi Allah'a ulaşmaya yönelmiş bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeye değil, Allah'a ulaşmaya yönelmiş bir kişidir. Demek ki iki yönelme var. Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelme, Allah'a ulaşmaya yönelme. İkisi de yönelme ve bu Kur'an-ı Kerim'de münibine, münib, enabü kelimeleriyle ifade ediliyor. Aynı kökten geliyor hepsi. Yönelmek demek. Ama birinci grup yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelmek. İkinci grup yönelmek, Allah'a ulaşmaya yönelmek. Allah'a ulaşmaya yönelebilmek için evvela furkanları alıyorsunuz. Ondan sonra Allah'a ulaşmaya yöneliyorsunuz. Bir başka ifadeyle ilk yedi basamak Allah'a ulaşmayı dinlemeye yönelmektir. İkinci yedi basamak Allah'a ulaşmaya yönelmektir. Ama her ikisi de hem münip kelimesiyle, yünip kelimesiyle, enabi kelimesiyle ifade ediliyor. Hem de amenu olmak fiiliyle ifade ediliyor. Öyleyse davete icabet etme ve vekil olma arasında bir ilişki kesin şekilde vardır. Davete icabet etme iki safhalıdır. Vekil olma ikinci safhanın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişi henüz kimseyi vekil tayin etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyince Allah-u Teala onu Allah'a ulaşma dileğinin sahibi olarak kendisine yöneltecektir. Bu yönelmenin standardı ise kişiyi mutlaka mürşidine ulaşır. Ulaştığı anda kişi mürşidini kendisine vekil tayin eder. Tabi olmak suretiyle. İstanbul'dan
Hüseyin Dulkadir soruyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde bana dua edenin duasını icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler ve amin olsunlar buyurulmakta. Evet. Bana dua edenin duasına, davetine icabet ederiz diyor Allah Teala. Ederim diyor. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde ederim. Ve amini olurlarsa ederim diyor. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ondan evvelki safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin duasına Allah Teala icabet etmiyor. Açıkça hüküm de koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Ve kafirlerin standardını veriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şimdi bunun üzerine sualine geliyor Hüseyin. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde dua ederken duanızın kabul olunacağına inanarak dua edin. Bir insan duasının kabul olunacağına hangi ölçüde iman ederse o ölçüde başarı sağlar. O ölçüde duasına icabet edilir. Bu sebeple kişi Allah-u Teala'yı tanıdıkça Allah'a imanı giderek artacağı için duasının kabul edileceğine dair olan imanı her gün biraz daha artacaktır. O zaman duanın kabul edilme yüzdesi kişinin Allah'ın o duayı kabul edeceğine dair olan imanına bağlıdır. Şimdi Hüseyin diyor ki buna göre Ali İmran suresinin 16, 193 ve 194. ayetlerinde amin olanların duasını kabul olunacak bir dua olarak ve bu duanın Allah-u Teala'nın amin olanlar için Resulleri aracılığıyla bir vaadi olduğunu anlayabilir miyiz diyor. Bakalım. Bakara 186 ve İzâ seâleke ibâdî. Eğer anni, kullarım benden sana sual ederlerse, beni sorarlarsa, fe inni karîb. De ki, o zaman ben onlara yakınım. Muhakkak ki ben onlara yakınım. Ucibu davete dahi izade ani. Dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Hel yestecibu li. Ama o zaman öyleyse onlar da benim duama, benim talebime icabet etsinler. Vel yu'minu bi ve bana iman etsinler. Ameni olsunlar. La lehum yercudun, umulur ki irşada ulaşırlar. Allah'ın duaları kabul edişi o kişinin amin olmasına bağımlı. Amin olmazsa duaya icabet de söz konusu değil. Ali İmran 16. Ellezine yekulune rabbena innena amennâ fâfirlenâ zunubena ve kına azabennâr. Onlar derler ki Rabbimiz muhakkak ki biz aminu olduk. Bize mağfiret eyle, günahlarımızı sevaba çevir, yani bizim mürşidimize ulaşıp günahlarımızın sevaba çevrilmesini temin et. Günahlarımızı bizim için günahlarımıza mağfiret et. Ve kına azaben nar ve bizi ateşin azabından, cehennemden koru. Ali İmran
193. O zaman burada Ali İmran 16'da kim günahlarının mağfiret edilmesini istiyorsa o mürşidine ulaşmak üzere olan kişidir veya ulaşmış kişidir. Günahların mağfireti ancak irşat makamının önünde Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine ulaşan kişi için geçerlidir. Ali İmran 193 Rabbena innena semina münadiyen yunadilil imani en aminu bi Rabbüküm fe amennâ Rabbena fafirlena zulübena ve kafir ve keffir anna seyyiatina ve teveffena me'al ebrar. Rabbimiz muhakkak ki biz Rabbimize iman edin diye imana davet eden bir davetçi işittik ve aminu olduk. Öyleyse bizim Rabbimiz günahlarımıza mağfiret eyle, günahlarımızı sevaba çevir. Yani bizi mürşidimize ulaştır. Ve bize mağfiret eyle, günahlarımızı sevaba çevir ve seyyiatimizi ört. Ve bizi ebrar ile cennete girecek olanlarla birlikte öldür. Ali İmran 194 Rabbena ve atina ma vaattena ala Resulike ve la tuhsina yevmül kıyame. İnneke la tuhliful miyat. Ey Rabbimiz Resullerin üzerine bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Yani Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Vaat ettiğin şeyleri ver. Resulün üzerine olarak bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Yani Resulün vasıtasıyla bize ulaştırdığın ve bize onun vasıtasıyla vaat ettiğin şeyleri var. Ve la tuhzina yevmel kıyamet ve kıyamet günü bizi mahzun etme. İnneke la tuhliful miyat. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Senin vaadinde hilaf yoktur. Şimdi suale dönüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde bana dua edinin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde diyor. Aminu oldukları takdirde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde dua ederken duanızın kabul olacağına inanarak dua edin. Buna göre Ali İmran suresinin 16, 193 ve 194. ayetlerinde amin olanların duasını kabul olunacak bir dua olarak ve bu duanın Allah-u Teala'nın amin olanlar için Resulleri aracılığıyla bir vaadi olduğunu anlayabilir miyiz? İkincisi net olarak çıkıyor. Resuller vasıtasıyla insanlara ulaştırıldığı için Resuller kanalıyla gelen Allah-u Teala'nın bir vaadidir. Burası kesin. Şimdi amin olanların duasında kabul edilecek bir dua olarak kabul edebilir miyiz diyor, düşünebilir miyiz diyor Hüseyin. Evet, amin olanların duasını şu istikamette kabul edilecek bir dua olarak kabul edeceğiz. Kabul etmek mecburiyetindeyiz. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka bu dua kabul edilecektir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var Şura 13'te. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben diyor onun bana ulaşmayı dileyen kişinin kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım. Bu Allah-u Teala'nın sözü. Öyleyse eğer biz de ameni olarak dua etmişsek Allah-u Teala'ya Allah'a ulaşmayı dilemiş de dua etmişsek Ya Rabbi bizi kendine ulaştır diye geri kalan bütün faktörlerde yolun tabii gerekleri günahlarımızın örtülmesi,
Furkan verilmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, bunun tabii sonuçları. Yani biz bu konuda dua etmesek de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka yapacak. Ama onu mutlaka yapacağını bilen birinin dua etmesi demek, inanarak dua etmesi demek mutlaka gerçekleşir. İkinci sual, İsra Suresi'nin 45. ayet-i kerimesine göre Kur'an-ı Kerim'in kıraat edilmesinin Allah'a ulaşmayı dileme açısından bir uyarı niteliği taşıdığını anlayabilir miyiz? Diye soruyor. Sonra da En'am suresinin 36. ayet-i kerimesine göre kişinin ölüyken hayata getirilmesiyle Kur'an-ı Kerim'in bu kişiye kıraat edilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır diye soruyor. İsra 45 ve İzâ karetel Kur'an'e sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman cealna beyneke ve beynellezine la yu'minune bil ahireti hicaben mestura. Senin de ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar arasına hicab-ı mestüre kıldık diyor Allah Teala. Yani gözlerin üzerine perde çektik. Hicab-ı mestüre gizli perde demek. Örtülü perde, gizli perde. İsra suresinin 45. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'in kıraat edilmesinin bir uyarı olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Yani iki türlü insan olacaktır. İlgilenmeyenler, bizim söylememize rağmen Allah'a ulaşmaya inanmayanlar olacaktır. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar oluşacaktır. Dileyen insanlar oluşacaktır. Öyleyse her kıraat bir davettir. Bir uyarıdır. Ve ikinci suali, İsra suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Kur'an-ı Kerim'in kıraat edilmesinin Allah'a ulaşmayı... Evet, giriyoruz sualin devamına. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesine göre kişinin ölüyken hayata getirilmesiyle Kur'an-ı Kerim'in bu kişiye kıraat edilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Diyor. Bakalım En'am 36'ya Allah Teala diyor ki اِنَّمَا يَسْتَوْجِيبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Ancak işitenler icabet eder. Neye? Davete. Allah'a ulaşmayı dileme davetine ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yepesuhumullahi sümme ileyhi yurceun. Ve Allah ölüleri diriltir, beas eder, sonra ona döndürülürler. Öyleyse Kur'an'ın kıraati insanları ikiye ayırıyor. Kur'an'ın kıraati insanlara ilk uyarıyı veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek bir emirdir. Allah'a ulaşmayı dileme emri ulaşıyor kişiye. Eğer bu kişi inanmıyorsa ve tartışıyorsa ki İsra 46'da Allah Teala onların anlamamaları için diyor kalplerine ekinnet koyarız diyor. İşitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Gözlerine konulan hicab-ı mestürenin ötesinde kulakları ve kalpleri de örtülüyor. Burada bir itirazın olduğu kesin
Ahirete inanmıyorlar adamlar ve itiraz ediyorlar. Bunun üzerine Allah Teala onları bu tarzda bir cezalandırmayla cezalandırıyor. Onların artık işitmeleri de idrak etmeleri de söz konusu olmamıştır. Ama bunlar itiraz etmeselerdi ne olacaktı? O zaman Allah Teala bununla cezalandırmak çekti kişileri ve onlar işitebilecekti. İşitebilmeleri için Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Diledikleri anda Allah Teala onların işitmelerini temin edecekti. İşitmelerini, görmelerini, idrak etmelerini. O zaman onlar ikinci davete icabet edecekler. Allah'a ulaşmaya. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın verdiği furkanlarla kişi işitiyor daveti. Ve ondan sonra Allah Teala o kişi ölüyken onu gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine sokarak hayata getiriyor. Ondan sonra mürşide kişi tabi oluyor. Sonra da ruhunu Allah'a ulaşıyor. Ulaştırıyor. Allah'ın buradan muradı bu. Şimdi Enam 36'yı gördükten sonra suale tekrar bakalım. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesine göre kişinin ölüyken hayata getirilmesiyle Kur'an-ı Kerim'in bu kişiye kıraat edilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu kişiye kıraat ediliyor ki kişi evvela işitiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman bu kişi birinci safhaya gelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve işiten, gören, idrak eden birisi olmuştur. Onun üzerine Allah Teala bu kişiyi dirilterek Allah'a ulaşmaya davet ediyor. O burada geçen, Enam 36'da geçen davet Allah'a ulaşmaya davet. Bundan evvel kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Furkanlar açılmış. Furkanlar açıldıktan sonra Allah Teala kişiyi yeni bir davetle kendisine davet ediyor artık. Öyleyse burada Enam 36'da kıraatin ötesinde bir olgu var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet tamamlanmıştır. Kişi ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin olarak emin olmuştur. Bunun üzerine Allah Teala onu, yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki duruma girmiştir kişi. Allah'a mutlaka ruhunun ulaşacağına inanan bir huşu sahibi olmuştur. Onun üzerine Allah Teala onu Allah'a ulaşma konusunda harekete geçirmiştir. Allah'a ulaşmayı dileme konusunda harekete geçen bu kişi bu safhayı açınca dileme faslını tamamlamıştır, dileme emrini yerine getirmiştir. İkinci safhada Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşmak üzere kişi mürşidine ulaşmaktır. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi kişinin mürşidine ulaştığını, tabiyetini gerçekleştirdiğini ve dirildiğini ifade ediyor. Ona döndürüleceğini ifade ediyor. Davete kişinin daveti işitebilmesi Allah'a ulaşmayı dileme davetini gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşma davetini ancak o zaman işitebilir. İşitince de bunun gereğini yapar, mürşidine tabi olur, sonra da ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse bu kişi birinci kıraatin Allah'a ulaşmayı dileme davetinin ötesinde ikinci bir kıraatle karşı karşıyadır. Allah'a ulaşma davetine muhatap olmuştur. Üçüncü suali, Muhammed suresinin 32 ve 33. ayetleriyle Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi arasında amellerin heba olması ve amellerden eksiltme yapılması açısından bir ilet rabıtası var mıdır? Muhammed 32, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِلِ اللّٰهِ اَشَّقُّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَدُرُوا اللّٰهَ شَيْعَى وَسَيُّهْبِتِ عَمَالُهُمْ. Şüphesiz onlar
Muhakkak ki onlar kafirlerdir. İnnellezîne keferû ve saddûan sebîlillâhi ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yoluna insanların girmelerine engel olurlar, mani olurlar. Ve peygamberden, Resul'den şüphe ederler. Şak, şek. Şek, şüphe ederler. Resul'e min ba'di ma tebeyyene lehumul huda. Onlar için hidayet açığa çıktıktan sonra, kesinleştikten sonra, yani olgu kesin bir şekilde kendilerine tebliğ edildikten sonra Resul'den şüphe ederler diyor Allah. Ama onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır diyor Muhammed 32. Onlara hidayet beyan edildikten sonra, açıklandıktan sonra Resul'den şüpheye düşerler. İşte bu devirde de böyle bir olay olmuştur. Hidayet kendilerine tebliğ edilmesine rağmen Resul'den şüpheye düşülmüştür. Ama Allah-u Teala onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. O Resul'ün Kur'an-ı Kerim'deki Resul olduğunu, kendisine özellikle deli denildiğini ve şeytan tarafından vahiy almış kişi olarak ifade edildiğini Allah-u Teala kesinleştirerek onun Resul olduğunu ispat ediyor herkese. Ve burada da onlar diyor Resul'den şüphe ederler ama Allah'a bir zarar veremezler. Onun Resulüne de zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır. Çıkarmadı mı sevgili kardeşlerim? İspat etmedi mi Allah-u Teala onlara? Ki Duhan suresinin 14. ayet-i kerimesindeki Resul o Resul'dür. Duhan olayının tahakkuku, bütün kainatı saran, bütün dünyayı saran bir fitne bulutu, bir duhan. Muhammed suresinin 33. ayet-i kerimesi, Ya eyyühellezine aminu etiullâhe ve etiur resûle ve lâ tubtilû amâlikum. Ey amin olanlar, Allah'a ve Resûle itaat edin ve amellerinizi iptal etmeyin. Sıfırlamayın, yok etmeyin, boşa çıkarmayın. Demek ki Allah'a ve Resulüne itaat edenler için geçerli. İtaat edenler ne yapacaklar? Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri anda durumları ne olursa olsun Allah-u Teala onların sevaplarını mutlaka günahlarından öteye çıkarır. Amelleri iptal olmaz. Hücurat 14, Kaletil Arabi Amenna. Araplar dediler ki, mümin, biz mümin olduk. Kullem tümünü de ki siz mümin olmadınız ve lakin kullu esnemna teslim olduk deyin. Yani teslim dairesine, İslam dairesine girdik deyin. Ve lemma yutfilül imanu fî kulübüküm ve sizin kalplerinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediniz ve kalbinizin içine iman girmedi. İmanın girmesi için ne olması lazımdı? Onların amenü olması gerekiyordu. Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekiyordu. Dileseler de Allah'a inançları kesinleşecekti. Bir, Allah'a ölmeden evvel insan ruhunun ulaşmasına imanları kesinleşecekti. İki, bunun farz olduğuna imanları kesinleşecekti. Üç, bunların üçünün varlığı o kişinin kalbine imanın girmesidir. İman girmişse kalpteki küfür dışarı çıkmak zorundadır. İmanın var olduğu noktada küfür yoktur. Kalbine iman giren kişi, kalbinden küfür çıkan kişidir. Ve in tutiyallâhe ve resûlü, eğer Allah'a ve resûlüne itaat ederseniz, la yelitküm min amalüküm şey'a, Allah amellerinizden bir şey eksiltmez. Ne diyor Allah Teala?
Niçin böyle söylüyor? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişinin sevaplarını Allah-u Teala mutlaka günahların ötesine geçiriyor. Neyle? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre, o kişinin kalbine Allah-u Teala bir işlevde bulunuyor. O kişinin bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtmesi demek, sevapların günahlardan fazla olması demek. Çünkü günah sıfırlanıyor. Sevabı mutlaka biraz vardır herkesin. Ve Hicret 14'te bunun neticesinin mürşide ulaşmak ve günahların sevaba çevrilmesi olduğu da ifade edilmiş. İnnallâhe gafurun rahim diyor. Allah hem rahim esfasına tecelli eder, hem de günahlarınızı sevaba çevirir, mağfiret eder diyor. Şimdi suale dönüyoruz. Maide suresinin 32 ve 33. ayetleriyle Hicret suresinin 14. ayet-i kerimesi arasında amellerin heba olması ve amellerin eksiltme yapısı açısından bir niyet rabıtası var mıdır? Sıkı bir ilişki vardır. Bütün rükünler birbirini tutmuyor. Bir kısmı tutuyor. Ama amellerin eksiltilmesi açısından amellerin boşa çıkması arasından bir ilişki söz konusu. Ama bir illiyet rabıtası hayır. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki, Bakara 257 ve Câsiye 19 arasında bir ilişki var mıdır? Bakara 257'ye bakıyoruz. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü taguti yuhricunehum minen nuri ile zulümati ilahike ashabin nar hüm fiha halidun. Allah Teala diyor ki, Allah amel olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Onların da kalpleri tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılır. Bu kafirler için diyor ki, işte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. Câsiye 19. İnnehum len yunu anke minallahi şey'a ve inne zalimine ba'dühüm evliyâ-i ba'd vallahu veliyyün müttekîn. Çünkü onlar Allah'tan hiçbir şeyi, Allah'tan gelecek olan hiçbir şeyi senden sayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidirler. Allah ise takva sahiplerinin velisidir. Bakara 257 ve Câsiye 19 arasında bir ilişki var mı? Allah amin olanların dostudur. Kafirler tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala Bakara 257'de. Câsiye 19'da da zalimler birbirinin dostlarıdır diyor. Tağut da insan ve cin şeytanlar da onlara tabi olan kişi de zalimler arasındadır. Zalimler de birbirinin velisidirler. Zaten Bakara 257'de Allah Teala onu söylüyor. Kafirler tağutun dostudurlar, insan ve cin şeytanların. Onlar, insan ve cin şeytanlar zalimlerdir. Onlara tabi olanlar da zalimler cümlesinde mütalaa ediliyor. Allah ise takva sahiplerinin dostudur. Câsiye 19'da diyor. Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur diyor. Amin olanlar da zaten takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve ittekun. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse Allah amin olanların dostudur. Tağut insan ve cin şeytanlar da zalimlerdir. Onlar da birbirlerinin dostudurlar. Aralarında Bakara 257 ile Câsiye 19 arasında kesin bir ilişki söz konusudur.
İkinci suali özellikle Ercüment Özkan grubu Arafiç'e bakarak Allah'tan başka dostlar edinmeyin diyerek mürşidi kabul etmiyorlar. Allah-u Teala Bakara 257 ve Câsiye 19'a göre amin olanların ve takva sahiplerinin dostu olduğuna göre Keyf 17'de sözü geçen mürşit Allah dostu bir mürşitse bu durumda Araf 3'ü nasıl anlamamız gerekir diyor. Şimdi Araf 3'ten evvel 2'ye bakalım beraberce. Araf 2'de Allah Teala diyor ki Kitabın unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracın minha litunzire bihi ve zikra lil müminin. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir. Ve onunla onları uyarman içindir. Bu sebeple göğsünde artık bir darlık, bir sıkıntı olmasın. Sana indirilen bu kitaptır. Ve senin göğsünde bir darlık olmasın. Bu sebeple, bu kitap sebebiyle bu kitap bir zikirdir ve insanları uyarman içindir diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet bundan sonra geliyor. Orada Allah-u Teala müminler için bir zikirdir diyor. Onları uyarman için bir zikirdir diyor. Yani senin dostluk kuracağın kişiler müminlerdir diyor. Müminler senin, benim de dostumdur demiş oluyor Allah-u Teala. Müminler senin de dostundur diyor. Şimdi müminler var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ve Allah var. Allah, müminler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostlar. Şimdi bunun üzerine Araf 3'ü okuyacağız. İttebu ma unzile ileykum min rabbikum. Sana Rabbinden indirilene bu Kur'an-ı Kerim'e tabi ol diyor. Ve la tettebu min dunihi evliyae ve ondan başka Kur'an'dan başka dostlar edinmeyin diyor. Aynı zamanda bir evvelki ayette gösterilen müminlerden başka dostlar edinmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye. Öyleyse burada Allah Teala size indirilene tabi olun ve ondan başka dostlar edinmeyin dediği zaman Kur'an-ı Kerim'e ve Resul'e, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, tabi olmayı emrettiği Resul'e tabi olun. Ondan başka dostlar edinmeyin diyor. Bunlar da Allah'tan başka kimseyi dost edinmeyin anlamı çıkartıyorlar. Bu baştan aşağı yanlış bir zandır. Zaten bu grup Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuş görünüyorlar. Ercüment Özkan'ın neden öldüğünün de farkında değillermiş gibi davranıyorlar. Ama unutmayın, o açık bir şekilde Allah'ın Resulüne karşı çıkmıştı. Ve orada açık ve kesin bir şekilde Allah'ın yazdırdığı kitabı reddetmişti. Ve aşağılamaya çalışmıştı Allah-u Teala'nın Resulünü ve onu reddetmesi onun bu konudaki sözünün karşılığı olarak ölmesine sebebiyet verdi. Öyleyse buradaki Araf 3'ün muhtevasına dikkatle bakın. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz diyor Allah Teala. Yani düşünce seviyeniz ne kadar kıt. Ben size emrediyorum diyor Resul'e tabi olmanızı. Kaç yerde emrediyor Allah Teala? Onlar da Allah'tan başkasını dostlar edinmeyiz. Biz Resul'e falan inanmayız diyorlar. Kehf 17'ye bakıyoruz. Ve tereşşemse izâ telâ tezâverü an keyfihim zâtel yemini ve izâ garâbet takviduhum zâtel şimali ve hüm fî fecvetin minhü. Zalike min ayetillah men yetullahi fehüvel muhted ve men yudlil felen tecelillahu veliyen mürşida.
Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun, yani mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalete bırakırsa artık onun için veli mürşit bulunmaz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için veli mürşidin olmayacağını söylüyor. Zaten bu grupta hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kendilerine öğretilen eksik bilgilerin standardı içerisinde Allah'ın söylediklerinden tamamen gafil bir şekilde bir hayat sürüyorlar. Ankara'dan Halim Albayrak diyor ki, Enam 87 ve 88. ayet-i kerimelerine göre hidayet ile sırat-ı müstakim arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki, ve min abahim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve iştebeynahum ve hideynahum ila sırat-ı müstakim. Biz onların anne babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, sırat-ı müstakime ulaştırdık. Enam 88. Zalike hüdallahu yehdi bihi men yeşayu min ibadihi. İşte bu, yani sırat-ı müstakim Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, bu sırat-ı müstakimle kullarından dilediğini hidayete erdirir. Velev eşekü lehabita anhum. Eğer onlar da Allah'a şirk koysalardı, heba olurdu onlardan, makâni yâmülün işledikleri ameller, yapmış oldukları şeyler, işlemiş oldukları ameller heba olurdu diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim bu iki ayeti mütalaa ettiğimizde Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Hidayete erdiren yol. İkinci suali, dua ile iman arasında bir ilişki var mıdır? Dua kimden talep edilmelidir? İzah eder misiniz diyor kardeşimiz. Dua ile iman arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Ne kadar iman ederseniz o kadar duanız kabul edilir. Dua Allah'ın Resulünden talep edilmelidir. İstanbul'dan Cengiz Asmazoğlu diyor ki, veya Aşmazoğlu, bugünkü ilmin bazı temsilcileri Ali İmran 81 ve Ashab 7'de geçen nebilerin Allah'a verdikleri misakin aynı misak olmadığını, bu misakların farklı birer misak olduklarını belirtip bunda da ısrar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Enam 36'ya göre eksiksiz indirildiğine göre bizler Enam 36'yı delil göstererek Ashab 7'de geçen misakin muhtevasının bizlere Kur'an-ı Kerim'de mutlaka açıklanmış olması gerektiğini ve bunun da Ali İmran 81'de açıklığa kavuşturulduğunu ve başka hiçbir ayetin nebilerden başka bir misak alındı hakkında bir bilgi olmadığını bu insanlara söyleyebilir miyiz diyor. Peşin olarak söyleyelim ki evet. Ali İmran 81, Allah Teala diyor ki, ve iz ehazallâhi misâken nebiyyine lemâ ataytüküm min kitabim ve hikmetin sümme câüküm resûlüm müsaddikun limâ meâküm letûminun nebihi ve letensurun neh. Kale e akrartüm ve ahstüm ala zalüküm isri. Kale akrarna kale feşhedü ve enne meaküm mine şahidin. Hani o zamanki Allah peygamberlerin, yani nebilerin misakinin yeminini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, Allah'ın size verdiği kitapları yani tasdik eden Resul gelince ona mutlaka iman edecek ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? İkrar ettik dediler. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim buyuruyor Allah Teala. Ashab 7 beyiz ehazna minen nebiyine misakahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ibn Meryem'e ve ehazna minhum misaken galiza. O zamanki biz nebilerden onların misaklarını almıştık ve senden de Hazreti Nuh'tan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan onlardan ağır bir misak aldık diyor. Allah Teala Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki nebiler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mevcut olduğunu ispat ediyor. Öyleyse hiç kimse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada yoktu. Orada geçen Resul odur diyemez. Orada olduğunu kesinleştiriyor Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesine giriyoruz. İnnemâ yestecibul lezine yesmeûn. Muhakkak ki Allah davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yebesumullahü ve Allah ölüleri diriltir, beyaz eder. Yani ölü olan gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki sistemleri değiştirerek, o kişiye furkanlar vererek o kişiyi gören, işiten ve bilen kılar. Sümme ileyhi yürcevun, sonra Allah'a döndürülürler diyor Allah Teala. O zaman bu üç ayeti birleştirdiğimiz zaman sonuç açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Bu ayetlerin ışığı altında nebilerden Allah Teala'nın misak aldığı ve bu nebilerden misak aldığı kesinleşiyor. Başka hiçbir ayette nebilerin kendisinden misak alınan nebilerin adı geçmiyor. Öyleyse kendilerinden misak alınan nebiler bu nebilerdir. Ve bu nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardır. Ve oradaki söz konusu Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'dür. Öyleyse bu Resul'ün de zaten geleceği ispat edilmiş durumda. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde. Üstelik de bu konu Türkiye kamuoyunda herkesin gözünün önünde cereyan etmiştir. O Allah-u Teala'nın Resulü'nün geldiği ve ona deli dendiği, onun şeytan tarafından öğretilmiş olduğunun iddia ve topluma kabul ettirildiği de o ayet-i kerimede, Duhan 14'te açık ve kesin şekilde yer almıştır. Öyleyse bu olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sualler ve cevaplar faslında birlikte olduk ve sizlere anlatımımızla Allah'ın bize öğrettiklerini inşallah açıklamış olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.